Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Aeonium sukulent bir sukulent türü. Elimde görmüş olduğunuz çiçek arkadaşlar. Diğer sukulentlerden farklıdır. Boyuna uzayan, işte gövde dal yapısını kalınlaştıran bir bitkidir. Burada sizlerin bu sukulentin kellesi kesildiğinde ne güzel bir sonuç almanız gerektiğini, yani güzel sonuç aldığımı ve sizlerin de güzel sonuç alacağınızı inandığım bir sukulent türü bu arkadaşlar. Bakımı da çok kolay. Kellesini kesmiştim. Geçen yıl yaz başı kesmiştim. Ve onu hemen izleyin ve burada sonucu yine devamını izleyeceğiz arkadaşlar. Orada yaptığım işlemleri, yani bu bitkiye yapmış olduğum tüm işlemleri ve ne kadar bir zaman içerisinde büyüdüğünü, geliştiğini göreceksiniz. Kelle alma işlemini gösteriyor olacağım sizlere bu sukulentte. Arboreum, yani Aeonium diyerekten Aeonium diye isimleri var. Kara sevda, kara melek gibi kendimiz aramızda da söylüyoruz. Çok güzel yaprak görüntüsü var. Kelleyi kestikten sonra geriye kalan gövde kısmında güzel yavrular verir. Eğer üretmek, çoğaltmak istiyorsanız güzel bir yöntem bu sukulentte. Yapraktan çoğaltması en zor sukulent türlerinden biri diyebilirim. Ben zorlandığım türlerden bir tanesi bu. Keserken altta yaprak bırakıp o şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok alttan değil, yapraklı kısımdan kestim. Elimizdeki kalan ne yapacağız? Bunu da çok güzel kökleniyor, çoğalıyor yani. İki tane elde etmiş oluyoruz hemen şimdiden. Alt yapraklarını temizleyeceğiz. Gördüğünüz üzere çok da fazla değil. Şöyle 3 santim kadar toprağa ekecek kadar bize yeterli. Alttan yaprak temizliyorum. Gördüğünüz gibi çektiğinizle elinizle kendileri kopar. Bu kadar yeterli. Çok da fazla kopartmaya gerek yok. Sizin işte saksınızın büyüklüğüne göre bunu kopartıp ya da kopartmayabilirsiniz. Ben pet bardağı ekim yapacağım bunu. Pet bardakta köklendireceğim ilk önce. Güzel bir torflu toprağım var. Ben onda köklendirme yapacağım. Tüm çiçeklerde kullanıyorum ben bu toprağımı. Buradan da yine birkaç yaprak kopartıyorum. Buralardan yavru vermesi için. Yavru vermediği zaman da altta kalan yaprakları kendisi dökecektir zamanla. Gözlemleyeceğiz. Bakalım son işlem nasıl olacak çiçeklerde. Toprağım hazır. Çok ıslak bir toprak değil. Hatta hiç sulamadım toprağımı. Ama kendiliğinden paket açılımı yapıldığında biraz nemli bir toprak. Onu da söyleyeyim. Pet bardağı şöyle yerleştirdim. Sadece hava almaması için biraz sıkıştırdım arkadaşlar. Açıkta kalan kısma biraz yine toprak ekliyorum. Azar azar. Rengi çok güzel. Çok harika, parlak. Çok da büyük boylara gelebiliyor bu sukulentimiz. Uzun yıllar bakılabilir. Balkonda bakılır. Balkonu sever. Sadece kışın don olayları olan yerde iç kısma almanız daha uygun olur arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de sizler gibi sonucu merakla bekliyorum. Evet, işte sukulentimizin tam 1,5 ay oldu bu pet bardağı ekeli. Kökler vermiş gibi görünüyor. Bakalım sonuç nasıl? Kökleri güzel mi? Kendine yeterli kökü var mı? Saksıya geçireceğim bu işlemden sonra. Direkt saksıya da alabilirdik. Ama ben küçük bir kap tercih etmek istediğim için pet bardağı ekim yaptım ilk etapta. Bu saksı ideal olur. 1-1,5 yıl bu saksı da gelişimini tamamlar. Ardından bir boy büyük saksıya geçiş yaparız. Evet, işte önemli olan bu. Tepe kesmiş olduğumuz anaç gövdemizin verdiği, patlattığı yavruları görüyorsunuz arkadaşlar.
3-4 tane yavru verdi. Bence çok güzel, faydalı bir işlem. Mutlaka sizler de deneyin diyorum arkadaşlar. Hiç tedirgin olmayın. Kestiğiniz üst tepe de ziyan olmuyor. Çok güzel kök veriyor. Ona da bakacağız şimdi. Bakın altta kalan yapraklar kendiliğinden kurudu. Bunları da temizleyip atacağız. Artık ona ihtiyacı yok. Toprağımızı çok fazla sulamadık bu aşamada. Toprağı kurudukça bu işlemi ben yazın yaptım arkadaşlar. Siz baharlarda yapabilirsiniz. Yani ben tam yaz başlamadan yaptım bahar bitimi. Sonbaharda veya ilkbaharda yapabilirsiniz. Sadece çok sıcak Ağustos ayı gibi ya da çok soğuk, kışın sert geçtiği dönemlerde yapmamalısınız. Sukulentimizin gelişimini, nasıl kestiğimi, ne kadar sürede dikildiğini gördünüz arkadaşlar. 2021 yılındayız. Ben ise o işlemi 2020 yılında yaz başlarında yapmıştım. Yani yaz geldiği zaman bir yılı dolacak daha. Bir yılı dolmadan harika bir şekilde gelişmiş rozetleri büyümüş olduğunu görüyorsunuz. Sizlere sonucun güzelliğini göstermek istedim ve başta nasıl yapmıştık işlemi izlememiş olanlar için de bir izlemiş ve yapmak isteyenler için bilgi olmuş oldu. Yani güzel bir bitki. Burada bunun da yine kellesini kestim. Henüz çok bir gelişim görünmüyor gibi ama minik minik orada yine patlaklar var tabii ki. Sonucu yine sizlere paylaşıyor olacağım. Bunun da sonucunu işte kellesi de burada hemen toprak üzerine yarı gömülü bir şekilde oraya bıraktım onu da. Orada kök vermesini bekliyorum onun da. Çünkü havalar çok sıcak değil, çok soğuk değil. Orada ona o yeterli olur. Direkt çok toprağa derine gömmemize de gerek yoktur onu zaten. Köklensin. Onu da farklı bir saksıya alacağım oradan. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer ki bu gibi işlemler de yapmak isterseniz çekinmeden kellesini kesin sukulentinizin diyorum arkadaşlar. Ve bu sukulenti hiçbir şekilde götürüp direkt yakıcı güneşe koymayın. Birazcık yarı gölgeli yeri sevdiğini söyleyeyim sizlere. Yazın çok suyu istemez. Yazın dinlenmeye geçer. Kışınsa gelişmeye devam eden bir sukulent türüdür. Özelliği bu bunun da. Eğer ki gelişmiyor diyenler varsa yazın. Çok da gelişmeyecek yazın zaten. Kışın gelişti. Bu boya geldi. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur videomu. Faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı, henüz de aramıza katılmamışsanız abone olup aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu hayatta en önemlisi sağlık. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.